Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte 91'lik Garrett Bale VC 5 milyon coins yapacağız. Yani bugün sizlerle beraber ya 91 Bale alacağız ya da 5 milyon coins alacağız. Yani gerçekten efsane bir video olacak arkadaşlar. Hepinize coins veya Bale için hayırlı olsunlarınızı alırım. Bir hayırlı olsun. Ücretsiz olarak bir like'tır arkadaşlar. Hemen like butonunu bırakın ve hala kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlara hayırlı olsun da yazabilirsiniz ya da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ama abone olup ailemize katılın. Gerçekten çok hızlı gelişmeye başladık. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda muazzam bir çekiliş görüyorsunuz. Bu gördüğünüz çekilişi açıklama kısmının en üstündeki videodan tamamen detaylı bir şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve onun açıklamasından da çekilişe katılacak şeyleri görebilirsiniz zaten. Yani açıklamadaki videoya giderseniz hala çekilişlere katılmadıysanız iki tane ayrı çekilişimiz var. İkisine de katılabilirsiniz. Yani hemen arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. Gördüğünüz gibi Varan, Isco, Marco Asensio ve Dani Ceballos karşımızda. Dani Ceballos 350 istiyor. Marco Asensio da 350, Isco ile Varan 400 istiyor ve bende şu anda 1400 var ve bende 1500 olması lazım. Onun için hemen geliyoruz arkadaşlar yeni yıl etkinliğine, muazzam en sevdiğim etkinliğe ve buradan 100 verip 100 rekabet puanı alıyoruz. Harika bir şekilde, gerçekten muazzam oluyor arkadaşlar. 100 rekabet puanı çok da fazla işimize yarayacaktır. Çünkü tam 1500 puanımız oluyor arkadaşlar. Hemen 1500 puanımızı da alalım. Gerçekten muazzam oluyor arkadaşlar. Bu arada hemen buradan El Clasico'ya girelim ve buradan da tüm oyuncuları sırasıyla alalım. İlk olarak arkadaşlar Dani Ceballos'u alıyoruz. Bakalım Dani Ceballos MO bir kart, lazım olabilecek bir kart ilerleyen zamanlarda, belki lazım olabilir, yani neden olmasın, İlla lazım olabilir. Marco Asensio sol kanat hiç lazım olmayacak bir kart. Bunu beceri geliştiricilerinde falan kullanabiliriz. Çünkü sol kanatımız zaten Cristiano Ronaldo'muz var. Gerçekten değişik söyledim ama evet, öyle bir oyuncumuz var. Şimdi Isco ile Varan kaldı. Isco'yu alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun biraz burada kasıntı oluyor ama arkadaşlar sonrasında kasıntı olmuyor. Siz de biliyorsunuz zaten, artık videolardan alıştınız. Ara sıra buralarda küçük bir kasıntılar olabilir. Şimdi de sırada Rafael Varan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 400 puanda Rafael Varan'a verdik ve bir tek Rafael Varan'da takımı güncelleştir çıktı. Gördüğünüz gibi o da değişik bir durum. Ve arkadaşlar şimdi hala açılmadı. Sebebi bizim Real Madrid, full Real Madrid'den oluşan ve bu 4 oyuncuyu da kullandığımız muazzam bir takım kurmamız gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar hangi oyuncu alacağımı zaten karar verdim. Neden oyuncu alacağımı da size zaten söyleyeceğim. Bu arada takım Varan'ı koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi 95 gene ulaştı gerçekten. Muazzam bir takımımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar dizilişleri seçeceğim. 4-3-3 atak bana en mantıklı gelen diziliş. Şimdi biz Real Madrid kadrosu kuracağız biliyorsunuz. Bana en mantıklı gelen 4-3-3. Şimdi elimizdeki oyuncuları bir koyalım arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi Isco'yu koyduk. Ve Isco'nun beceri geliştiricisi falan, değişik değişik bir sürü beceri geliştirici var arkadaşlar açık olan. Isco'nunki 5'miş. Isco'yu da geliştirmemiz gerekebilir ama belki de hiç gerekmeyebilir. Çünkü takım 85 gene geçmesi bize yetiyordu biliyorsunuz ve çok da önemli değil oralar arkadaşlar. Hemen buradan değiştir yapıyoruz ve hemen buraya Marco Asensio'yu koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Marco Asensio burada. Marco Asensio'yu da buraya koyduk gördüğünüz gibi ve şimdi tüm oyuncularımızı koyduk. Şimdi artık pazardan tam 7 tane oyuncu almamız gerekiyor. Üçlü orta saha tamam. Defans hattından bir oyuncu var. Kalecimiz yok. Forvetlerimiz eksik. Gerçekten değişik bir durum. Bakalım şimdi La Liga ve Real Madrid'i seçelim ve oyuncularımızı bulalım arkadaşlar. Hemen pozisyona geldik ve bir tane sağ kanat arıyoruz bakalım. Lucas Vazquez var. Lucas Vazquez'i alırım. Çünkü Lucas Vazquez bizim işimize yarar. Hemen Lucas Vazquez'i o zaman alacağım. En ucuzunu bulacağım tabii ki de. Şöyle bir 600 bin yazacağım bakalım. Evet gördük. 616 bine var. 611 bine de var. En ucuzunu almak istiyorum arkadaşlar. Bu benim için böyle yani. Ben her zaman en ucuzunu almak isterim. Ve gördüğünüz gibi 611 bine Lucas Vazquez'imizi aldık. Şimdi santraforda sıra. Evet arkadaşlar Borja Mayoral var şu anda sadece. En ucuzunu da aldım gördüğünüz gibi. Çünkü zaten 85'ken yeterli olduğu için arkadaşlar herhalde 85'ken kurulur. Sağ bek olarak, oha sağ bek yok. Bir tane Hakimi var sadece. Gerçekten çok ilginç bir durum. Sağ beki nasıl halledeceğiz hiç bilemiyorum. Çok zorlanabiliriz. Şimdi bir tane stoper lazım arkadaşlar. Valleo iyi gibi duruyor.
Valeo yeterli midir acaba? Onu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal Valeo'yu alacağım. Zaten pazarda bir tek Valeo varmış. O zaman Valeo'yu alıyoruz arkadaşlar, en ucuz kartını. Şimdi sırada takıma bunları koymak var arkadaşlar. Şimdi bunları takıma bir koyalım. Sonra eksikleri tekrardan tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen burada Borja Mayoral 78'e yükselmiş. Gördüğünüz gibi artı 7 gen almış. Yani bayağı bir yükseliyor oyuncular. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Burada Lucas Vazquez'imizi görüyorsunuz. Ama hızı çok düşükmüş arkadaşlar. Ben yine de Lucas Vazquez'i kullanacağım. Barrow'u kullanmayacağım. Barrow çünkü driblingi falan da şutları falan da çok kötü. Ve gerçekten çok işimi bozuyor benim. Valio'da 83'e kadar yükselmiş. Bu da 7 gen artmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sağ bek alamamıştık. Evet şu anda eksiklikler sağ bek, sol bek ve kaleci kaldı. Ve beceri geliştiricileri de duruyor. Ama beceri geliştiricilerine bir bakayım. Bayağı bir var ama gerek var mı bilmiyorum. Kontra'yı yükseltelim. Kontra yükseltsem mi ya? Ama Nelson Semedo demiş arkadaşlar. O zaman gerek yok. Çünkü takımda oynatmayacağım zaten. Hiç gereksiz. Nelson Semedo'yu ben daha hiç oynatmam bile. Hemen pazara tekrardan giriyoruz. Ve sağ bek, sol bek ve kalecimiz kaldı arkadaşlar. Ve onlara birazcık tek tek bakacağız. Sol bek'e ilk defa bakıyorum. Ve sol bek de varmış. Sevindim şu anda sol bek'in olduğuna. 13.130'a var. 11.000'e de var. 11.000'lik olanı alalım. Evet, 11.000'lik olanı alıyoruz. Ve şimdi bir tek sağ bekle kaleci kaldı. Ve en sıkıntılılar arkadaşlar. Bakalım sağ bekle kaleciyi bulabileceğiz mi? Evet arkadaşlar, bayağıdır kaleci ve sağ bek arayışındayım. Ancak bulamıyorum. Şimdi snipe ile yakalamaya çalışacağım. Bakalım, umarım yakalarım. Yakalayana kadar da derken abi yenilendi. Hadi bakalım. 165 bin, al 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 al, çabuk. Hadi Hakimi'yi de alırsak çok güzel olacak. Hakimi'yi de yakala ve yes be, işte budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalecimizi de sabikimizi de aldık. Gerçekten çok güzel oldu şu anda. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu diyebiliriz. Hemen Yaşin'le umarım 85 genin altında olmaz da bizi uğraştırmaz diyoruz bakalım. Bunu da değiştirelim. 87 gen olmuş zaten. Ne kadar düşebilir? Hakimi de orada. Hakimi'yi de koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tam 85 gen oldu. Hemen şimdi sizlerle birlikte maçımıza gireceğiz. Maçımız umarım açılmıştır. Umarım bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Beceri geliştiricilerini de geliştirmeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki hiç gerek yok. Çünkü gerek olan bir şey olsaydı geliştirirdik. Ama gerek yok. Şimdi arkadaşlar etkinliklere giriyoruz. Ve La Liga rekabetlerinden El Clasico'dan sonunda alıyorum arkadaşlar. Hemen bu maça giriyoruz arkadaşlar. Sadece size golleri veya golü göstereceğim. Kaç tane gol olursa bir tane gol attıktan sonra zaten çok da fazla gol atmam. Hemen arkadaşlar gol attığım bir zamana geçelim. Dani Ceballos, Isco, Borja Mayoral çok boş. Borja Mayoral sert bir şut tam köşeye, 1-0 oldu arkadaşlar. Gerçekten efsane bir gol geldi ve muazzam. Borja Mayoral vurdu ve az farklı dışarıda arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık zaten 90 artı 1 oldu ve maçın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ve maçımızın sonuna geldik arkadaşlar ve kazandık, 1-0 kazandık. Gerçekten çok muazzam oldu bu bizim için. Pique üzgün ancak yapacak bir şey yok arkadaşlar, kazandık ve 5 milyon coin ismi Gareth Bale mi arkadaşlar, hemen alacağım şeyi bir alayım, sonra size açıklamasını yapacağım. Onu kullanırken yani zaten anlamışsınızdır artık neyi alacağımı. Zaten tahmin de etmiş olabilirsiniz. Haydi bakalım. La Liga rekabetleri, rekabet kupası, 10.000 jeton ve bir tane Real Madrid galibiyetimizi aldık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen alacağım şeyi alıyorum. Gördüğünüz gibi Gareth Bale aldım arkadaşlar. Neden mi? Çünkü şu anda pazardaki en pahalı oyuncu Messi galiba. Ve Messi 90 gen miydi? 89 muydu? 91 miydi bilmiyorum ama galiba 89. Yani şu anda pazardaki en yüksek oyunculardan birisi. Bana bunu karşılığında 10 milyon coins bile verseler kabul etmem diye düşünüyorum. Ve hemen en büyük dizilişi bir seçelim. 10 milyon coins bile verseler kabul etmem. Gerçekten kabul etmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Ancak zaten teklif ettikleri miktar o kadar da yüksek değil yani. 5 milyon coins nedir? Hemen satın alınabilir bir coins arkadaşlar. Size de çekiliş yaptım. Belki sizin de çekilişte çıkar. Gerçekten coins bence hiç alınmaması gereken bir şey. Gareth Bale'a 5 milyon coins ben direkt verirdim zaten. Belki şu anda Messi de alabilirim ama şu anda bir Lucas Vazquez'i yükselteceğim arkadaşlar sizlerin karşısında. Hemen burada da videomuzun o zaman arkadaşlar yavaş yavaş sonuna gelelim. Lucas Vazquez'i yükseltiyorum ben. Tam bu şekilde zaten artı 5'ken yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 92 hızlanması falan oldu ama hızı 90, hızı 86 ortalaması genel olarak. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek muazzam bir videoya, şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten muazzam bir video oldu arkadaşlar. Umarım like'larınızı esirgememişsinizdir. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.